Mario Tiryakileri. Bakın size yeni bir ROM hack buldum. Bu ROM hack nasıl bir şey onu da söyleyeyim size. Bölüm sonunda bayrak yok. Ne verdiyse dümdüz hiç dinlenmeden yorum sekten beraber bulduk. Daha doğrusu ben buldum. Musa da bunu ROM hack'e dönüştürüp normal NES formunda oynamama yardımcı oldu. Ona da teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi nasıl bir şeymiş? Onu hemen size bir söyleyeyim, göstereyim şöyle. Şimdi normalde 99 canla başlıyoruz. Size büyük Mario olarak başlıyoruz. Oyundaki süreleri kısaltmışlar. Bu arada bu can almanız hiçbir işe yaramıyor. Onu da keşfettim. Tabii kaçırdık o kısmı. Neyse biz de uzun yoldan, ben de uzun yoldan söyleyeyim. Şimdi bu büyüme süreleri ve boruya girme süreleri bölüm geçmesi... Tamam. Bu arada bunları ezince veya yok edince bir şey vermiyor. O da Romek olduğu için. Şimdi dünya bakın sağ üstte 1-2 yazıyor direkt. Daha 1-1 bitmedi. Bak gördüğünüz gibi daha şey de yok. Hemen buraya giriyoruz. Hiç dinlenmeden direkt böyle devam ediyoruz. Güzel tuhaf değil mi? Bundan güzel bir hız koşusu yapılabilir. Hemen böyle zıp diye giriyor. Ölünce de direkt hemen böyle yapıyor. Bekleme süresi çok kısa. Bu arada dediğim gibi 99 canımız var. Kaldı 98. Altınımız da bir tuhaf. Hemen car. Uzun yoldan gidelim. Size öyle göstereyim. Şimdi hemen 1-3 diye gösteriyor. Hop. Gene bayraksız. Mario'ya hiç dinlenme hakkı verilmiyor. Hiç durmadan koşuyoruz ve 1-4. Ah be. Zaten 99 canımız var. Bir şey de olmaz yani. Hop bitti ve 2-1. Bu arada her dünyaya geçtikçe hem arka plan olsun hem yer blokları olsun rengi değişiyor. Bu arada şu sarmaşığı alınca gene normal şey hani direkt yukarı falan çıkıyor. Normal şey her şeklinde. Bildiğimiz oyun tarzı şeklinde. Oyun bu şekilde. Ben kasıt yolumuzu gösteriyorum. Hemen şöyle 2-2'ye geçelim. Bu arada orada ölmüyoruz. Su altında böyle hızlı da gidebiliyoruz. Mario'nun kollara baksana hemen pervane gibi. Brrrt. Hadi be. Ah ne oldu lan az önce? Girdap falan mı çekti? Ya oğlum bak. He. Şöyle gidiyoruz ya aşağı zıt diye inebiliyoruz. Anladım. Yani bu kaçma şeklinde iyi olabilir. Neyse güzelmiş hemen 2-3. Yani şahsen alışılmış dışı ve bence güzel bir ROM hack. Eğer isterseniz Romek videoları da hop çekebilirim. Ölüyordum az kalsın. Discord'umuza da beklerim bu arada. Orada güzel şeyler, fikirler, muhabbet falan filan. Tam olmadı. Güzel şeyler dönüyor orada. İsterseniz siz de gelebilirsiniz. Zaten yorumlarda bulabilirsiniz. Aynı yerde iki kere ölmek de ne bileyim. Zaten burada can sıkıntımız yok ya bizim. Hop. Tekrar 2-4.
Ya o neydi öyle? Dünya 4'e gelince de zaten orada hemen direkt 8-1 yaparım 4-2'de. Tamamdır. Bowser'da patates yedik. Hop. Dünya 3-1. Burası da turkuaz yapmışlar. Neyse şuradaki hemen altına hızlı hızlı alıp geçelim. Ya lan oğlum. Şu alışamadığım bir türlü fizik ya. Ama bunda da şöyle bir şey var. Mesela normal Super Mario Bros'ta olmayan. Hatırlayacak olursanız normalde basıp geçiyorduk ama bunun üzerine basınca o ivmesini de alıyor zıpladıktan sonra. Böyle bir iyi yanı var. Şimdi şuradaki bir yıldızı alalım. Tamamdır. Tamamdır burası da. Sonra hemen neresi geliyor efendim? 3-2. Ama önce şuradaki ateş çiçeğimizi alalım. Burası da tam hız koşusu yapılmalı yani. Ben burayı hiç seviyorum şahsen. Ah be. Yıldız var değil mi? Doğru. Koş Mario. Haydi be. Öyle ölüm mü olur? Çok saçma. Oo biz başlıca olmuş zaten. Bölümü bitirmişiz. Tekrar oksijen atomuna çarptı da ölmek istemiyorum. Tamam. Üç dörde de geldik. Küçüldük çok şahane. Hadi be. Böyle küçülme olur mu ya? Ah. Daha dikkatli bir şekilde. Daha dikkatli bir şekilde altını çizerek de söyleyeyim. Daha dikkatli. Şuradan lav baloncuğu çıkıyordu. Ondan sonra ver elini 4-1. Lucky 2. Bowser seni bir alalım. Çocuklar bizden alalım. Teşekkür ederim. Tamam çıkabilirsin Tuat. Bu arada gökyüzü rengi Mario'nun üstüyle aynı. Biraz geç zıpladım o konuda hatam var. Ah. Tamam güzel. Niye böyle bir şey? Niye böyle salak salak hatalar yapıyorum ben? Şuradaki altınları da alalım. Güzel 89'a geri çıktık. Bu arada cam mantarları dediğim gibi bu oyunda hiçbir işe yaramıyor. Abi o nasıl bir salakça böyle bir şekli. Tamam. Şimdi sanırım o hatayı biz yapamadık.
ekran bozma aynen yapamadık. Ne yapalım? Böyle iyi. Hop. Güzel. Bu arada hani kalelerden hiç durmadan devam ediyoruz ya. 8-4 harç. Orası zaten son bölüm olduğu için yapmamışlar. 8-1'de böyle bir şey yapmışlar. Koyu tema, arka plan, gri zemin. Çok güzel. Ay be, öyle ölüm olur. Oo güzeldi. Hop güm. Tuvop gibi inme. Bu arada normalde böyle... Heh, tamam. Hop. Şuradan bir yıldız alabilir miyim? Bu arada bunu eğer isterseniz tek solukta dünya 1-1'den 8-4'e kadar bütün dünyaları tek seferde geçmem isterseniz onu yapabilirim. Abi ya. Neyse. Ya şu aşağı inme şeyine alışamadım bir türlü zıp diye. Yani iyi ki aldım yani. Tamamdır efendim, burayı da geçtik. 8-3 Mario Forever. 8-3 deyince sürekli aklıma Mario Forever geliyor. Ben oynamak istemiyorum ya. Şimdilik efendim. Şunlara vurunca tekrar eskisi gibi oluyor. Nasıl becerdim ben onu? Blok mu yok burada? Ne alaka? Allah Allah. Bu oyunda da her zaman yeni bir tuhaf bir hata buluyorum ya. Seninle uğraşamayacağım. Belki zıplar diye düşündüm, olmadı. T 8-3. Aa bir dakika, gerçi şey de yapabilirdim. Keşke de, neyse. Tamam. Hop geçtik, hop geçtik, hop geçtik, hop geçtik burada. Ve 8-4. Onun girişi biraz farklı. Normalde biraz daha yukarıdan başlıyoruz. O çiçeğin kaybolması gerekmiyor muydu? Su altındayken de normal su yokmuş gibi de koşabiliyoruz. O güzel. Ya 2 3 4 5. Abi geçtim işte ne güzel. Şöyle bir zıpla sana. Zıpla 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 zıpla, tamam çok güzel.
Abi. Şimdi o... Geriye bir tek Bowser'cığım sen kalmıştın. Ne güzel. Prensesini bu şekilde kurtarmış olduk. Bu bölümde bu şekildeydi. Eğer isterseniz 1-1'den 8-4'e kadar tek solukta da bitirmeye çalışırım. Yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Bir sonraki şeyde görüşmek üzere. Esen kalın efendim.